Efendim iyi günler, saygılar, sevgiler. Ben Kayseri'nin halk ozanı, aşık, sanatçı Kul Mustafa. Ozan Kul Mustafa diye tanınan isimlerinden birisiyim. Kayseri Kale içinde bize görmüş olduğunuz gibi işte geziyorsunuz, görüyorsunuz. Sanatçılar Sokağı'ndan halkımızla birebir kültürümüzü Kayserimiz dışında Türkiye ve Avrupa'ya taşımak amaçlı bize yetkililerimiz burayı tahsis ettiler. Biz de burada gücümüzün yettiğince hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben size isterseniz hoş geldiniz diyeyim, bir Kayserimizden bir dörtlük söyleyeyim, hatıramız olsun. Buyuruz. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi olarak restore edildi. Hiç gittiniz mi? 3 kere falan gittim. İlk kez gireceğim şimdi. Uzun zamandır girmedim. Evet, az önce çıktım. Gittim. Ama yine detayına bakmadım. Sadece yüzeysel. Evet, gittim. Evet, gittim. Yok, daha gitmedim. Fırsatım olmadı. Şimdi bizim bir sefer girdim. Hayır. Evet, gittim. Yok. Şimdi gittim. Gittim. Evet, gittim. İki sefer gittim. Gittim. Kayseri Kalesi'ne gittim, evet. Restore edildikten sonra. Yok, gitme fırsatı bulamadım. Nasıl buldunuz peki? Şimdi uzun bir çalışma yapılmış kalede. Hani ben burada yaşamıyordum önceden. Geçmişten herkesin konuştuğu, büyüklerimizin, amcalarımızın, dedelerimizin hani çok uzun süredir bu kadar yapılması, hani görünüşe göre demesi çok iyi karşılamıyorlar. Hani bana göre sorarsan iyi bir restorasyon yapılmış. Ama çok çok büyük bir şey mi? Bence değil. Daha önceki halini bilmiyorum, görmedim ama insanlardan duymuştum. Fakat şu anda bu restore edilmiş hali, yani öncesini bilmiyorum ama çok normal bir doku varmış gibi gelmiyor yani. İçeride 3 tane büyük kafe restoran var. Onun dışında ahşap konstrüksiyonlar, metaller var. Hani bence biraz doğal dokusu bozulmuş gibi. Ben de İstanbulluyum, bir sürü kaleye girdim çıktım. Açıkçası olmamış diyorum. Peki siz içeri girerken ne umuyordunuz? Yani daha doğal dokusunda bir şeyler görebilmeyi umuyordum. Müze var, müzenin içine girmedim. Yani dışında bir gezdim sadece. Ama yani şu temiz ve ahşaplı metalli hali bilmiyorum, benim hoşuma gitmedi. İçerisinde o kadar fazla gezilecek bir güzel yerler yok yani. Birkaç lokanta tarzı bir şeyler var ama sade. Ama yani dışarıdan güzel gözüküyor açıkçası. Yok, ben gitmedim de kızımın tavsiyesi üzere söylediler. Yalnız bir de lokanta üzerlerine biraz pahalı yeme içme. Yani nasıl diyeyim, kendi işimize gelmiyor. Şimdi yemek yiyeceğiz, başka yere gideceğiz yemek için. Yani bu şekilde. Bir de biz Samsun'dan geldik buraya. Yani Samsun göre burası biraz çok karışık. Hiç beğenmedim işin aslına bakarsanız. Çünkü hani öğrencilere ücretli 2 tane 3 tane hani kafe koymuşlar. Çok pahalı. İnsanlar gezemiyor oralarda. Yani gerekli şey yaşayamıyorlar yani. Hani müze haline getirdik diyorlar. Müzeye giriyorsunuz, ne bir yönlendirici var ne bir başka bir şey yani. Güzel buldum ama biraz daha geliştirilebilir bence. İçindeki kafeleri falan biraz pahalı buldum. Onun haricinde bazı yerlere çıkılmıyor falan. Oralara çıksak daha güzel olabilirdi. Güzel olmuş onarım. Yalnız içindeki müzeyi gezme fırsatım olmadı. Çok fazla değerlendirme şansım olmadı yani. Ayrıntılı bakmadım yani. Vallahi eski hali daha güzeldi diyebilirim. Eskiye bakaran çok güzel olmuştu. Yeni yerleşim yerleri olmuştu. İnsanlar toplu halde oturabilecekleri bir yer olmuştu. Eski yapılardan kurtulmuştu Kayseri. İyi oldu bence. Hiç beğenmedim. Neden? Oraya harcanan para araya gitmiş. Neden? Ne bir dinlenecek yer var, ne bir istirahat edilecek yer var, ne bir arkadaşını, misafirini götürecek yer var. Sadece binalar ve belli bir kesimlerde oturuyorsunuz güneş altında. Bizim hayal ettiğimiz kalenin içi daha farklı olması gerekiyordu. Bir ne bileyim parklar, bahçeler, işte fazla sizin gençlerin şey yaptığını bilemiyorum. Oturup sohbet edecek bir yer yok. Oraya gidiyorsunuz, oturuyorsunuz. Sadece ve sadece belli kişiler
orada emek veriyor, hizmet veriyor yani. Diğer taraflarda mesela bir kafeler, bir çay ocakları, işte ne bileyim bir dinlenme yerleri, arkadaşını alıp, kardeşini alıp, işini alıp gidip oturacak yer yok. Hep güneşin altında. Ha burada oturmuşsun, ha orada oturmuşsun. Değişen bir şey yok. Onun için de ya güzel olmuş. Harcana para çok iyi. Fakat yazık olmuş. O masraf oraya değmezdi. Ya çok beğenmedim açıkçası. Biraz altyapısı falan beton ağırlıklı olmuş. Biraz daha yeşillik falan. Tabii yukarı falan restore edilecek diyor. Yukarı falan açılınca daha güzel olur. Başka bir isteğiniz var mıydı içeri yapılmasını? Ya şey olarak biraz daha insanların oturabileceği o taşlar falan değil de bu yerde döşenin oturabileceği yerler olabilir, etkinlik olabilir. Ya daha güzel olabilir bence. Şey, kafeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Kafeler, müzeler hakkında? Ya kafeler zaten her yerde mevcut. Buralarda da mevcut da ben biraz daha böyle doğal olabilir o yönden düşündüm. Çok hoşuma gitmedi. Bazı şeyler çok yanlış olmuş. Eskiden daha farklıydı, daha güzeldi. İnsanlar için, gençler için çok çok farklı bir şeydi. Ama şimdi hiç sevmedim. Ama ha, bazılarının fikirleri değişiktir. Onlar sevebilir, onlar gidebilir. Önce daha eğlenceliydi. İşteyse kazanç kapısıydı. Birkaç kişi oradan ekmek yiyordu. Ama şimdi hiçbir şey yok. Sadece restoranlar var. Kuru bir şey, beton yığını. Başka hiçbir şey yok ya. Benim çok hoşuma gitmedi ama herkesin fikrini bilemem. Vallahi eskisi bana göre daha iyiydi. Ne yönden oluyor? Ya şimdi eskiden ne bileyim bir alışveriş merkezi vardı, bir şey vardı, rahatlık vardı, şey vardı. Şimdi yani sanat merkezi dediler ama içinde sanata dair bir şey yok. Yani bir kafe olsun, bir şey olsun, yani kafeler var tamam. Ama her şey ateş pahası. Ona göre biraz daha uygun olması bence lazımdı. İçeride neler olmasını isterdiniz? Nasıl yani? Yani ne, mesela siz beğenmediniz ya şu an. İçeride neyin olmasını isterdiniz? Şimdi içerisi bu şekilde yani kültür merkezi doğru mu? Yani sanat merkezi şimdi tarihi eser şeyler olması lazım. Tarihi eser diye var dediler. Ama tarih eserle hiç alakası olmayan şeyler bulduk içinde. Güzel bence. Yani şeysi sakin, güzel yer. Kayseri'mizin gözde yetiştirmiş olduğu ses sanatçılarından Hasan Sesi Güzel Alim'den geliyor. Sevda olmasaydı Kırşehir yöresi ait. Kalemiz böyle her zaman görmekten ben mutluluk duyuyorum. Eskisinden 1000 katlı daha iyidir. İyi olacağından daha iyiye gideceğinden ben eminim. Kendi ismim adına, Kayseri'miz adına. Böyle güzel yer Kayseri halkımızın, Kayseri bütün çevre ilçelerimiz, genel Türkiye'mizin gelmesini, ben görmesini Cenab-ı Allah'tan dilerim. Ve her zamanda memnun olacaklarından adım Hasan gibi eminim ve sevda olmasıydılar. Bunu Kayseri'mize hediye ediyorum. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Hoş geldiniz tekrar. Sevda olmasaydı da gönüle doğmasaydı, sevda olmasaydı da gönüle doğmasaydı, dünya niye yarardı da sevenler olmasaydı.